Selam, yeni videom. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün günlerden 21 Ekim Cuma ve ben şu an dersten çıkıp eve geldim. Ve okul sonrası bir günümü video çekmek istedim. Fakat kısa olabileceğini düşündüğüm için yarın da dahil edeceğim. Çünkü yarın da güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Böyle 1,5-2 günlük bir mini vlog tarzı bir şey olacak. İnşallah güzel geçer. Neyse eve daha yeni girdim. Ceketimi çıkarttım. Şimdi markete gitmiştim. Birkaç bir şey aldım. Onlar duruyor ve şimdi şöyle. Biraz kafam karışık. Hızlı bir giriş oldu biliyorum. Bir dakika döndürüyorum. Başka'dan 3 tane, bir tane Trendyol'dan kargom gelmişti. Aslında onları bugün denemeye çekmek istiyordum. Fakat bugün hiç halim yok denemeye çekecek. O yüzden onları yarın açar çekerim diye düşündüm. Eve gelirken de şöyle 2 tane kargomun geldiğini gördüm. İçlerinde ne var hiçbir fikrim yok. Yani bunun içlerinde ne var hiçbir fikrim yok. Ama bunda ne olduğunu biliyorum. Sonunda kendimi uçlu kalem edindim. Şimdi oturup bunu hızlıca açmak istiyorum. Bir dakika. Evet, şimdi hızlıca şunu açıyorum, Amazon kargomu. Onda da ne olduğunu bilmediğim için bunu da açacağım. Çünkü merak ettim açıkçası. Amazon'dan ilk defa kitap dışında bir kargom geldi. Bu beni biraz heyecanlandırdı. Vize önüme bir hafta kala bir uçlu kalem edinmem iyi olur. Rotring'in şu klasik tiki modelini aldım ama orijinal mi bu? Çok böyle bir garip geldi. Çok da ucuz, 24 liraya aldım. Aramıza hoş geldin kalem. Şimdi sırada bunu açmak var. Benim bu paniğim, yani merhaba der demez hemen kargo açma arkadaşlar. Önceden diyordum nasıl dayanıyorlar diye. Dayanılıyor ama sorun bir nasıl dayanılıyor. Ha, tütsü. Okidoki. Tütsülerim gelmiş. Evet. Bir çilek, bir misik tütsü almıştım. Onlar gelmiş. Hiç beklemiyordum bunları. Bunu çok mu aldım? Bugün hemen yakarız. Çok iyi olur. Yemin ederim kalemden daha iyi paketlemişler de. Hocam yumurtmuşsunuz tütsülerimi. Niye böyle yaptınız? Tamam, tütsü kadar sağlam. Sıkıntı yok. Tamamdır. Evet, videoma tekrardan hoş geldiniz. Ben meraktan ölmeden kargoları açtığımıza göre. Kitaplarımızı toplayalım ve güne devam edelim. Bu arada markete de gittim. Oradan da çok az şey aldım. Biraz kendimi kırgın hissediyorum. O yüzden hemen bir mandalina çakalım dedim. Vitamin deposu. Mandalina aldım. Türk kahvesi aldım. Bir de kabakla asetin aldım. Yani en saçma market alışverişi. Bugün yemeğim yok, evde yiyecek. Şu an biraz ne yapsam diye düşünüyorum. Yani seçeneklerim çok. Çünkü annem geldi gitti biliyorsunuz ve buzluğumda 2 parça şeyden bir anda 200 parça şey yükseldi, zor kapanıyor. Maşallah diyeyim. O yüzden seçeneklerim şunlar. Evde şu an kıymalı makarnam var ve kedim var. Kıymalı makarna yapabilirim. Kıyma makarnam var daha doğrusu. Kıyma makarna yanına barbunya da yapabilirim. Bana hep Instagram'da makarna barbunya mı diyor. Arkadaşlar ha pilav ha makarna ne fark eder? Ekstra karbonhidrat değil mi? Çok da güzel oluyor makarnayla. Şimdi ne yapayım? Makarna var, makarnayı döküp pilav mı yapayım yerine? Hayır, olanı bitiriyorum. Ayrıca hani çok absürt bir şey. Sanki barbunyanın yanında dondurma yiyormuşum gibi davranıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Her videomun altında istisnasız ama barbunyayla makarna yesem makarnayla barbunya mı yiyorsun? Evet, yiyorum. Yemeğe de devam edeceğim. Neyse bu şekilde. Şimdi kıymalı makarnanın yanına barbunya yapabilirim. Seçenek 1, fasulye yapabilirim. Seçenek 2, ama hiç fasulye yesim yok. Barbunyayı tercih ederim. Ya da kıymalı makarnanın yanına. Ya ne böyle kaçmaya çalışıyorsun? Sanki bir şey yapıyoruz. Ya da kıymalı makarnanın yanına fırında patates kabak tarzı bir şey yapabilirim. Çok seçeneğim var işte. Böyle olunca hiç kafam ne yapsam karar veremiyorum. Aslında hepsine canım çekiyor. Böyle güzel bir sebze. Aa, yoğurt almadım. Ben markete yoğurt almak için girdim. Yoğurt almadım. Telefonum çalıyor. Bir dakika konuşup döneceğim. İyi, şimdi eve geldim. Tütsüleri açtım. Tütsüler gelmiş. Evet, şimdi telefonu kapatsın biraz konuşup. Pijamalarıma hemen geçiş yapayım. Sonra şöyle bir evi süpüreyim ayaküstü. Sonra şöyle bir planım var. Biraz kitap okumak istiyorum. Dorian Gray'in portresi bugün biter muhtemelen. Heyecanlı bir yerine kaldım, sabah okumuştum. Biraz video editlemek istiyorum. Sonra da bugün biraz ders çalışmak istiyorum. Ve ne yapacağımı düşüneceğim bu sırada. Bugün fotokopilerimi çıkarttım biraz. Fotokopi eksiğim vardı, onları çıkarttım. Daha önce çıkarttıklarım da vardı. O yüzden onları bir klasörleyeceğim. Hangi dersin hangi fotokopisi gibisinden. Bu şekilde bugün günümüz böyle ilerleyecek dostlarım. Detayları ilerleyen saatlerde vermiş olurum zaten. Şimdi hızlıca pijamamı değişip geliyorum.
süpürdüm, saçımı topladım. Artık tamamız. Zaten daha yeni temizlemiştim böyle dip köşe. O yüzden Lilik biraz kum saçsa için süpürmem yetti. Şimdi şu an tam böyle benim evin en güzel ışık aldığı saatler. Hemen gösteriyorum. Şu şeye bakar mısınız? Kamerada hiç çıkmaması. Aslında şu an çok güzel ışık alıyor. Fakat kamerada asla belli olmuyor. Şöyle göstereyim bari. Şimdi ışığın ne kadar güzel olduğunu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Tam bir akşam ışığı mı denir? Akşamüstü ışığı. Allah'ım şu ışığın güzelliğine bak. Kafayı yiyeceğim. Çok güzel. Işık değil mi? Güneş ışığı. Neyse. Şu an canım biraz tatlı çekiyor bu arada. Kahvemi yaptım. Size şöyle cheers yapayım derken de kahveyi döktüm. Neyse sağlık olsun. Şimdi canım biraz tatlı bir şey çekiyor. Annem bana kuru incir getirmişti ve ben bunu yazın yediğimde bayılmıştım. Onu getirdi tekrardan. Şimdi yanıma bir tane kuru incir alacağım, bir tane ceviz alacağım. Ben incir hiç sevmezdim normalde. Bir hani Aydın'da yaşayan birisine göre çok garip gelebilir ama bir yazın bu yaz nedense incir sevmeye başladım. Özellikle kuru incirin arasına ceviz koyduğumda bu lezzet beni gerçekten büyüledi ve bunun fanı oldum diyebilirim. O yüzden şimdi böyle bir şey yapacağım ama şu ışığı bırakıp gidemiyorum. Gerçekten güneş harika bir şey. Sonuna kadar yazı ve gündüzü savunacağım. Asla gece insanı olmayacağım. Olursam bana bunu hatırlatın. Bir bakar mısınız ya? Bir bakar mısınız? Evet, şöyle bir tabak hazırladım. Ve keyiflendim. Tekrardan köşeme geçiyorum. Söz, son kendimi çekişim. Kitap okumaya başlıyorum artık. I'll take some melatonin pills this time, 'cause I just wanna sleep tonight. Yeah, I just wanna sleep. But lately I've been sleeping way too much, 'cause baby I've been dreaming about us, and I can't help but wish that all my dreams came true. But I'm not a wishing on a star. The galaxies won't make you change your heart. Won't make it any easier for me to stop dreaming about you. Tekrardan merhabalar. Kitabım bitti. Sanırım 120 sayfam falan kalmış kitabı bitirmek için ve bitirdim. Zaten sonu çok merak ettiğim bir kitaptı ve bitirdiğimde zaten aklıma ilk şu geldi zaten. Neden okuyan insanların işte benim ilk 5 favori kitabım arasında dediğini veya niye böyle sitelerde hakkında kesinlikle okumalısınız yazdığını gerçekten bir kez daha anladım. Kitabı çok sevdim. Vermek istediğim mesaj gerçekten anlamlı ve bence öğrenmemiz gereken bir mesaj. Özellikle de şu zamanlarda, yani günümüz çağında. Siz de başını okuduğunuzda sonunu tahmin edebileceğiniz gibi bir kitap değil bence. Çünkü tamamen bir mesaj vermeye odaklı bir kitap ve verdiği mesajı doğru alırsanız gerçekten hayatınızdaki şeylere bakış açınızı değiştirebileceğini düşündüğüm bir kitap. O yüzden bence okumalısınız. Böyle kibir, işte günahkarlık veya bakış açınız, insanlara, hayata olan bakış açınızı gerçekten içinizde eleştirmenizi sağlayacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim, çok da etkilendim açıkçası kitaptan. Sonunu okuduğumda şu son 5 sayfası özellikle beni çok etkiledi. Beğendim Dorian Gray'in portresi. Şöyle göstereyim. Evet, kitabı bitirdik. Güzel bir kitaptı. Ben bu kitabı kesinlikle bir kez daha okurum. O yüzden elden çıkartmayacağım. Kimseye vermeyeceğim çünkü verdiğim kitaplar geri gelmiyor. Beğendim yahu. Sevdim. Güzel. Şimdi saatimiz 7'ye gelmiş bulunmakta efendim. Hava zaten karardı. Perdeleri çektim, ışığımı açtım kitap okurken. Ve biraz acıktım. Sabah yumurta yemiştim. Lili'nin esnemesi beni aşırı güldürüyor niyeyse. Konudan bağımsız ağzını full açıp gözlerini böyle kısarak. Hoş geldin. Neyse, barbie yapmaya karar verdim. Şimdi kalkıp yemek yapacağım. Ondan sonra biraz ders çalışırım diye düşünüyorum yemek olurken. Zaten yarın tüm gün ders çalışmaya ayıracağım. Fakat bugün de şöyle biraz bir göz gezdirmek istiyorum açıkçası. Bugün boşa geçirmiş olmak istemiyorum. Bu arada...
Getting bags under my eyes, cause I've been staying up too late at night, just writing all my feelings out on this page. Deciding whether I should just confess or hide it, tell myself it's for the best, but either way I go, I know you're never gonna feel the same. So I drink all my coffee under ice to get me through another lonely night. I wanna fall asleep, but I shouldn't fall asleep this time. Cause lately I've been sleeping way too much, cause baby I've been dreaming about us, and I can't help but wish that all my dreams came true. But I'm not ever wishing on... Şimdi gözlüklerimi taktım, geldim ve buranın ışığını açtım. Mesela lambasını için priz getirmeye üşendim çünkü. Şimdi şöyle, geçen hafta çıkarttığım ders notlarım var. Yani geçen hafta çıkarttığım ve bütün başından beri olan notlarım var. Slide atan hocalarımızın. Bir de bugün not çıkarttım. Yani. Şimdi bunları bir şey yapacağım. Dosyalarımı getirdim. Dosya dosya ayıracağım. Bu arada kalemimi göstermiş miydim size ben? Beraber açtık değil mi? Göstermiştim gerçi. Pembiş rotsengim. Yeni kalem almayı çok seviyorum. Yeni kalem aldığımda hep hemen ders çalışasım gelir. Bu da demektir ki her gün yeni kalem almak lazım. Anne şaka yaptım. Neyse. Şimdi bir de şöyle bir defterim var. Alakasız özel Medifema Hastanesi'nin bir defteri varmış bende. Bunu bu dönemin not defteri yaptım. Size zibilyon tane güzel defter linkleyip kendime daha bugün yeni kalem almış olmam. Bu sene gerçekten hani ajanda falan zaten şaşmaz. Hep alırım ama kendim o kadar defter alasım gelmedi ki. Normal bir tane 4x2 bir defterim vardı işte. Geçen videomda bakmıştık beraber. Onu kullanayım derim ama o kadar not tutmuyoruz derslere. Genelde ya slide atıyorlar ya da böyle tartışarak geçtiği için derslerimiz, tartışma yaparak yani. O yüzden çok not alacak bir şey çıkmıyor. Ben de bunu buldum ama aslında güzel bir deftere geçmek istiyorum. O yüzden bilmiyorum. Belki yarın dışarı çıkıp bir tane defter alırım ya da Sivri var. Bir tane sipariş etsem ne zaman gelir? Ya durdu burada, yalanıyor. Ondan sonra... O yüzden biz şimdilik bu slaytları ayıralım. Şu defter hakkında ne yapacağımızı düşünürüz. Yeni bir defter almak istiyorum. Kalemim uyumlu pembe olabilir. Lili ortada devirmezse şurayı bir ayarlayıp bilgisayarımı açmam lazım. Çünkü sıralandırmak için geleceğim ben. Evet, bilgisayarımı açtım ve geldim. Şimdi hafta hafta notlarımı sıralandırmaya başlıyorum. Size kenara koyuyorum. Sheep, way too tired to even see that we don't last just in your dreams. Oh, every morning. Hiç ders çalışasım gelmedi, ben de çalışmadım. Bazen çok zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Yemeğe bakmaya geldi, muhtemelen olmuştur. Şimdi biraz makarna ısıtıp yemeğimi yiyeceğim. Hemen bir bakıp geliyorum. Let you see. Oh, oh, oh. You know I fall asleep too early and you sleep away too late. Bana afiyet olsun. Yemeğimi bitirdiğim zaman tekrardan görüşürüz. Şimdi çay demliyorum bir yandan. Canım çay çekti. Çay içip Petit Bird bisküvi yeme hayalleri kuruyorum şu an. Ve makyajımı çıkartmaya geldim. Az önce sanki yüzümde jel varmış gibi yüzümü yıkadım. Ve rimelim gözüme girdiği için şu an inanılmaz gözüm yanıyor. In my dreams, dreaming of the moment when you're here right next to me. Oh, oh. I've been sleeping way too much, cause baby I've been dreaming about us, and I can't help but wish that all my dreams came true. Oh boy, just wake up and I'll make it true. But I'm not ever wishing on a star. The galaxies won't make it change your heart. Won't make it any easier for me to stop dreaming about you. Günaydın. Yine bir günden merhabalar. Dün şarjı bitti kameramın ve çayı koyduktan sonra
kapandı. Zaten sonra ben de çay içerken bir yarım saat videonun dünkü kısmını editledim. Sonra uyudum. Tekrardan beraberiz şimdi. Of, çok uykum var hala. Ve gece üşümüşüm herhalde. Sesim kötü, uyandım. Neyse. Şimdi planlarım şöyle. Hızlıca bir duşa girip çıkmak istiyorum. Sonra da kendime güzel bir filtre kahve yapıp biraz kitap okumak istiyorum. Bugün yeni bir kitaba başlayacağım çünkü planlarım bu yönde. O yüzden cilt bakımı falan duşta yapacağım için hızlıca duşa girip çıktıktan sonra sizinle tekrar görüşürüz. Sizi öpüyorum. Bay bay. Evet, şimdi duştan çıktım. Duştayken yüzümü yıkadım. Şimdi dişimi fırçaladım ve C vitaminimi sürmek için tekrar kamerayı açtım. Bu dün işte dediğim bana marka gönderisi gelen C vitamini. Dün gece sürdüm ve gerçekten sabah yüzüm parlak uyandım. Zaten C vitamininin böyle bir etkisi var. Cildi parlatıyor ve lekeleri de görünümlü açıyor. Asıl etkisi bu. Ve bunu beğendim bu yüzden. İlk kez kullanmama rağmen herhangi bir tahriş falan da yapmadı benim cildimde. Kızarıklık, sivilce, herhangi bir kaşıntı, hiçbir şey yaşamadım bununla. O yüzden bugün tekrar bunu kullanacağım. Zaten bir süre bunu kullanırım çünkü sonuçta ben deneyeceğim. Memnun kalacağım da kalmayacağım ki. Siz de ona göre bir aksiyon alacaksınız belki. O yüzden şu an cildimde de bir sıkıntı yaşatmadığı için bir süre bunu kullanmaya devam edeceğim. Şöyle dün demiştim zaten. Ben normalde gündüzleri yine C vitamini kullanıyordum sabahları. Fakat bende de Purist'in C vitamini vardı. Onu kullanıyordum. Akşamları da tonikten sonra salisilik asitli serum sürüp sonrasında krem sürüyordum. Şimdi salisilik asitli serum yerine C vitamini serumu kullanacağım. Böyle bir değişiklik yapmış oldum rutinde. Zaten şu an sivilcem de olmadığı için salisilik asite gerek yok. Lekelerimi biraz C vitaminiyle açmaya devam edelim diye düşünüyorum. Saçlarımı tarayıp kurutmaya geldim. Evet, son hali böyle oluyor. Uğraşırsanız biraz daha çok daha iyi olacaktır. Ben çok uğraşmadım çünkü zaten benim saçım böyle dümdüz olmuyor. Sanırım yapısından kaynaklı hep böyle biraz daha dalgalıya yatkın oluyor, yakın oluyor. O yüzden böyle yaptım. Bir de en son şu tarakla şu şekilde şöyle içe kıvırıyorum bir son. Aynı böyle. O zaman böyle daha hacimli duruyor gibi geliyor. Ben o görüntüyü seviyorum. Bu şekilde şimdi gidip kendimize güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Evet, şimdi saçımı topladım ve geldim çünkü darlandım. Dün yumurta yediğim için ve neredeyse belki bir haftaya geçkindir yulaf lapası yemediğim için bugün tabii ki yulaf lapası yapacağım. Hatta yulaf lapasıyla beraber Türk kahvesi içeyim diye sabah filtre kahveyi az yaptım da içtim. Hoş geldiniz videoya. Merhaba. Merhabalar efendim. Çok güzelsin aşkım benim. Bir de unutmadan. Bunları Instagram'da göstermiştim. Böyle sağlıklı alternatifler almıştım kendime. Züber lokmalardan aldım. Onları zaten biliyorsunuzdur. Bir de böyle bu kakaolu tahıl gevreğini aldım. Hani Nesquik'imsi gibi ve tadı gerçekten çok güzel. Bir de bunun yanına bunu aldım. Bunun ismini hatırlayamıyorum. Trendyol'dan bakıp yazacağım. Bunlar koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Üstelik gluteni de içermiyorlar. O yüzden gayet güzel. Mesela bunun tadı çok güzel. Bunu böyle oturup akşam kıt kıt yiyebilirsiniz. Fakat bunun tadı ona göre biraz daha tatsız. O yüzden ben bu ikisini karıştırıp yiyeceğim. Normalde atıyorum dışarı çıkacaksınız. Yanınıza bunu alın. Marketten de bir süt alıp çok rahat yiyebilirsiniz. Bence çok iyi bir alternatif olur. Ben şimdi yulaf lapası yapacağım için yulaf lapasına 2,5 kaşık koyuyordum. Bugün 1,5 kaşık koyup üzerine bunlarla süslemeyi düşünüyorum. Böyle kıtır kıtır güzel olur gibisinden. Neyse, hadi başlayalım. I wanna turn my phone off, but that's where all my friends are. What do? Why is it so hard to find someone new so far away?
away all the days that I used to have someone right beside me. Now I confide in my phone screen. It's tiring, just wanna feel something. Lonely nights talking the pixels. I don't go out, don't intermix with the crowd. And I wonder why I'm sitting all alone, staring at my phone. Or I just want a connection. Is that so hard to ask for? I just want something that's real, that's alive. Don't want no white noise on the other line. I just want a connection. Is that so hard to ask for? I just want something that's real, that's alive. Don't want no phone static, phone static. Being by myself, but it's better for my mental health. I do not like anybody here, so why do I care? I tell. Evet, şimdi kahvaltımı yaptım, biraz video editledim ve dışarı çıkacağım için hazırlanmaya başlıyorum. Kazan takıldı. Şimdi şöyle makyajımı sıfır hızlandırılmış göstereceğim. Çünkü diğer videomda, bir önceki videomda ayrıntılı göstermiştim. O yüzden buranın açı biraz kötü olsa da buraya geldim yapmak için. Hızlıca başlayalım hemen. Myself that I just need to have someone right beside me. Or else I'm nothing but for me. I'd rather be alone than with some people that I don't know. Many nights talking the pixels. I don't go out, don't intermix with the crowd. And I wonder why I'm sitting all alone, staring at my phone. Or I just want a connection. Is that so hard to ask for? I just want something that's real, that's alive. Don't want no white noise on the other line. I just want a connection. Is that so hard to ask for? I just want something that's real, that's alive. Don't want no phone static girl. Text messages on repeat. Start to lose all feeling. Where are the people for me? Text messages on repeat. Start to lose all feeling. Evet, makyajımız bitti. Şimdi Bershka'dan kargolarım vardı. Dün göstermiştim. Onları Instagram için Reels olarak açacağım. Siz de buradan beni izleyeceksiniz. Boydan göstereceğim. Şimdi çantamı hazırlıyorum. Bu dosyalarımı alıyorum. Dün sonunda beraber dosyalamıştık. Şu defteri alıyorum. Bir de kalemliğimi alıyorum. Bu kadar. Tamam, cüzdanım, güneş gözlüğü. Kulaklığım nerede? Kulaklığımı alıyorum. Sonra tamamız çıkıyor. Evet, böyle oldum. Üzerime bu tişörtü, içime bu tişörtü giyince ben deri ceketimi alacağım kahverengi. Çıkmaya hazırız. Thank you.
geldim. Makyajımı çıkartıp sonrasında vedalaşacağım artık. Makyajımı beraber çıkartalım istedim. Ve yeni gelen bu ürünü tekrar bu gece de kullanacağım. Çünkü bugün de memnun kaldım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Neyse, makyajımı çıkartmaya başlayalım. Kozmedim bu yağ bazlı temizleyicisiyle gözümdeki makyajı çıkartıyorum ve yüzümü yıkıyorum. Up. I don't wanna make my bed, I save up all my energy. Instead you take up all the energy I have inside. And I can't find a way to just ignore it. And I can't really take it anymore. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu izlerken keyif almış ve eğlenmişsinizdir. Ben çekerken her zaman gibi çok eğlendim, çok keyif aldım. Eğer videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede beni destekleyebilir ve büyümeme yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram üstünde şu an şurada akıyor olması lazım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Sizi seviyorum.